Selamlar herkese. Legends of Runeterra'da bu videomuzda Heimer kontrol destemizde oyunlarımızı oynamaya devam ediyoruz. Karma Lux. Şimdi işin güzel tarafı onun da bizim gibi yavaş bir deste olduğunu varsayarsak uzun süre manalarımızı biriktirip bekleyeceğiz. Fakat rakipte bir şey problemi var. Bir life steal, sürekli bir can çalma, sonra efemeralleri bizim kartlarımıza fışkırtma falan. Bunlar çirkin hareketler. Onları nasıl durduracağız onu ben de bilmiyorum. Keşke turn 2 sel saldırı bende olsaydı. Buna bariyer verip güçlendirecek misin acaba? Acaba. Vay canına, gerçekten yaptı. Peki. Şunu bloklayacağım. Şuna sonra mistik çat atarız. Tamam. Bunu bloklamaya gerek var mı ya? Düşünüyorum. Ha, gerek yok. Boş ver. Rakip bu arada hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Gayet agresif bir başlangıç yaptığına göre çok da ağır kontrol değil herhalde. Shunjok. 3-2-5. O kadar gücümüz yetmiyor ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şuna 2 vuralım. Sonra ne olacağını bir görelim. Rakip eğer bu tur bir şey düşemezse, çünkü şundan verim almayı çok istiyorum. Bu elimizdeki kart Nexus'a vurunca... Vay be. Peki. Peki asıl soru. Ben şuna 2 hasar vuracağım. Ve o ölecek. Onu artık kurtaracak hiç manan yok. Ben bununla saldırırken 5'e 2 ile bloklayacak mısın? Asıl soru bu. Çünkü bloklamazsan alırım spellini. Çekerim bir spell. Aa, böyle feda edersin işte. Bu kart Nexus'a vurmayı başarırsa rakibin destesinden bir spell kopyalıyor. O yüzden aslında çok önemli bir kart. O kadar önemli ki gördüğünüz gibi 5-2 üniteyi bile hemen feda ediyorlar onun için. Şöyle kurtulalım Elusive'den. Elusive'le çok uğraşacak dermanımız yok çünkü. Hızlıca kurtulalım ondan. Elusive bizim için bir dert. 5 manadayız, Heimer oynayacak durumdayız. Ama Heimer'a bir şey verecek durumda değiliz. Olsun. Olsun. Rakipten de karma geldi. Geçelim. Şimdi bir standalone'umuz var temizinden. Sonra flash'ımız var. 2 tane de Vanguard. Biraz fazla oldu onlar. Bir standalone verelim. Bir tane flash patlatalım. Bu kartların hepsi elusive olacak bu arada. Çünkü hepsi 3 mana. Oo, bir tane de Vanguard. Gönder. Bir tane de Vanguard çıkar hocam. Rakip 1 manada. Şu önündekilerle saldıracak, o kadar. Onun dışında yapacak bir şey yok. Bloklamayacağım. Buyursun vursun. Şu an benim 3 tane elusive var arkadaşlar. Birazdan 3 elusive ile saldıracağız. Wow 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 wow. Rakip yere hiçbir şey düşmeden hızlıca saldıracağız. Eğer önleyecek bir büyü çıkaramazsa temizinden 9 hasar. Sadece elusive'ler 9 vuracak. Şu 3'e 3'ü de koyarız. Onu da muhtemelen demeyeyim. Şeyle, Lux'la bloklamak isteyebilir ama bir yandan canının inmesinin onun için tehlikeli olacağını da bilincindedir diye düşünüyorum. Aslında bariyer çektik. Acaba Heimer'ı da mı koysam sahaya? Gelin koyalım. Şöyle temizinden bir all-in vuralım bakalım. Tamam. Hayır, judgment olamaz. Tamam, iki spell koyduğuna göre judgment olamaz. Tamam. Recall. O zaman önce ben şuna bir bariyer vereyim. Ona verdiğimiz bariyer sayesinde Heimer bize bir taret daha yapsın. Ondan sonra gelsin elimize Heimer. Sorun değil. Gel bakalım Heimo. Tamam. Güzel. Gönder Final Spark'ı. Temiz. Devam. Final Spark tabii şimdi bayağı 3 vuracak Nexus'a. O hoş olmadı ama yapacak bir şey yok. Gel bakalım Elusive. Şimdi Heimer sen de geleceksin. Gel bakalım Heimer'o.
Heimaru Dingoro. Devam. Evet. Buralar çok amelli. Bir de savunma yapacak durum var ya. Biz savunma yaparız. Devam. Beş kostluk ne çıkarır? Görelim. İyi kart çıkardı. Güzel kart çıkardı. Tamam. Lux dışındakileri bloklarız. Aa, Final Spark doğru. Final Spark o zaman şöyle yapalım. Şuna 2 vuralım. Şuna da şöyle 4 vuralım. Şey 1-1 yani 4 ne ya? 4 mana ya, o yüzden kafam karıştı. Spelleri atıyorum ki Heimerdinger madem ölecek, ölmeden az önce söylediğim gibi tekrar bize bir iki tane taret versin en azından. Şu bariyer keşke az önce elimizde olsaydı. Ne güzel korurduk Heimer'ı. Şöyle Tough'u da oynayalım, Fearsome'u da oynayalım. Hele bir rakip de saldırsın bakalım. Rakip hele saldır hele. Saldırmıyorsun. Peki işime gelir. Devam. Ben all in dalarım. Net. Halihazırda bariyerim de var. Provost Day. Provost Day atsak bariyer atabiliyoruz değil mi? 9-2-11. 8-3-11. Fiu. Ne çekiyoruz hocam? Bir Provost Day daha. Detain, detain. Bunlar kullanabileceğimiz manada değiller. Devam. Shine with me. Tamam. 3 kere 3 9 temiz. Hemen şu 4-1'i. Hop 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 hop. Yaşamaktan nefret ediyorum. Yanlış şeye verdik bariyeri. Şimdi Lux muhtemelen bu tur bir Final Spark yaratır. Ama sen... Ama bu kart fazla iyi abi 5 mana için. Hayda. 2 damage. Bir Mystic Shot'a bakar oyun. Ama bu şimdi level atlayacak bile. Sıkıntı yok arkadaşlar. En acilinden Mystic Shot çekiyorum şimdi Progress Day'den. Da Deny gelebilir. Şimdi Deny boyutu var. Mystic Shot çektik. Ama dediğim gibi Deny. Deny gelirse ne yapacağız? Hordemasi 6 mana değil mi? 6 mana harcarsan hala 4 mana oluyor ya. Robust Day. Bir Mystic Shot daha ver. Bir Mystic Shot daha ver. Nasıl bir Mystic Shot daha vermezsin ya? Şu Detain'leri harca. Bana acil bir Mystic Shot daha vermen lazım diyeceğim de. Gerçi şu saatten sonra vereceğim Mystic Shot bana yetmiyor ki. Rakibin 4 mananın altına inmesini sağlamamız lazım ama mümkün değil ki. Aha mümkün. Tamam. Bir de For Demacia oyna. Gönder abi For Demacia'yı. Gönder For Demacia'yı. Ne bu? For Demacia değil bu. Şu For Demacia'yı oynar mısın? Lütfen. Senden tek dileğim For Demacia'yı oynaman. Okey, artık seçeneğimiz kalmadı. Mystic Shot'ı atıyoruz arkadaşlar. Çünkü iki tane vuracağı için bir de bir tane daha bir yaratır. For Demacia oynayıp bir tane daha yaratacak. Hazır mıyız? Umarız Deny yoktur. Gönderelim. Ne o kart be? Ha, random spell. Oha, 4 tane spell yaratıyor adam eline.
Vah! Ne oluyor? Kendinize gelin, ne oluyor? İyi, manası kalmadı. GG. Kolaydı, zorlanmadım. Eforsuz. Hayat çok kolay arkadaşlar. Aa, lore çok kolay. Hiç yorulmadım. Ah. Allah'ım. Bir dina yüzünden kafayı yiyordum neredeyse. Lanet olsun. Yok mu o zaman bir oyunumuz daha? Let's go. Zed. Peki. Bir elusive burn. Gerçi Freljord var ama. Freljord niye var onu bilmem. Belki desteği hoş değildi. Freljord vardır, hatırlamıyorum. Sen git. Sen de git. Sen de git, Purify kalsın. Madem elusive destesin, Purify ile silmek isteyebiliriz seni. Geçelim. İşimize gelir. Elimizde hiçbir şey yok çünkü. Geçiyorum. Oh güzel. Karşılıklı boş geçiyoruz. En sevdiğim rakip. Gönder Zed'i. Yok. Tamam. Heymar'ı dıngırı. Boş. Bob. Şimdi. Şuna 3 atsak. Şöyle bir 3 atalım. Tabii tabii, o 3 atalım. O 3 her türlü atmamız lazım ya. Bizi riske sokar o iş. Ya bu elusivliğini kaybedecek tabii de. Artı 0 artı 2. Arkadaşım beni neden yoruyorsun? Beni neden yoruyorsun? Ya bu ne iğrenç bir karttır ya. Okey. Purify'ı şunun için harcadım ya. Lanet gelsin böyle oyuna. Şu 2'ye 1'e de 2 atalım artık. Zaten sonra yapacak bir şey kalmadı. Çok fazla seçeneğimiz yok. Rakip bizi gereksiz uğraştırdı. Flashları da boşa harcadık. Çektiğimiz kartlara bak ya. Şu Judgment gerçi ya... Eğer oturup doğru konuşalım. Judgment bir noktada gerçekten işimize yarayabilir. Ona lafım yok. Ama şimdi değil yani. Daha çok var ona. İşe yarayacak olsa bile. Daha çok oynayacak bir şeyimiz yok. Şu şeyleri çıkaralım. Scuttle'ları çıkaralım en azından. En azından. Selam küçük çirkin yengeçler. Bak ne güzel, Zed'i bloklayacak kartımızı koyduk. Temiz iş. Şimdi Lux oynayabiliyoruz. Lux oynadıktan sonra 3 manalık spell'imiz yok. İşte o flashlar harcamanın zararı. O flashlar sayesinde direkt bir Final Spark yaratma şansımız olabilirdi. Gel bakalım Lux. Lux'a ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey yapamazsın. Ne yapacaksın? Bir güzel saldırırız da şimdi Lux'la. Bariyeri de var. Ne konuşursunuz kendi aranızda? Aa. Ne kadar ayıp. Saldır oğlum Lux. Ya bloklasaydın ya be. Oh! Judgment Show'a hazır mısınız? Tek sıkıntı deny. Tamam, o sıkıntı da aradan çıktı. Bir dakika. 7-3 daha 10. Judgment 8-2. Lux'ı bu şekilde öldürmüş olacağız bu arada arkadaşlar. Böyle bir küçük problem var. Ya da 6 hasarı kafamıza almayı göze alabiliriz. O da bir seçenek. Bu 6 hasarın Nexus'a vurmasını göze alırız. Lux'ın yaratacağı Final Spark sayesinde bu arkadaşı öldürürüz. Lux'ı feda etmek istemiyorum. O yüzden bu seçenek çok daha mantıklı. Gönder. Tabii rakip bütün kartlarıyla saldırırsa gerçekleşecek bir olay. Sadece elisüllerle saldırırsa iş hoş olmaz. Tamam. Şimdi şuraya bir yere koyalım. Nereye koyduğumuzun hiçbir önemi yok. Judgment'ı gönderelim. Dine atacak manası da kalmadı. Saplı oğlum Judgment. Yardır gelsin.
Oh. Temiz iş. Bir 6 damage yedik. Olsun. Biz de 3 vuracağız şimdi Nexus'a. Üstüne bir rakibin bütün minyonlarını da tertemiz ettik. Yıkadık, pakladık. Gönder abi şunu da. Oh. Allah'ım ne kadar eğlenceliydi ya. Muhteşem bir judgment. Size dedim ama o judgment bir noktada işimize yarayacak dedim. Çünkü elisüllere karşı oynayınca fazlasıyla işe yarayabiliyor. O zaman buyursunlar bir oyun daha deneyelim bakalım şansımızı. Yine gölgedar, yine o gölgedalar. Oo, dümdüz gölgedalar. Peki. Sıkıntı, çok agresif olacak. Şu ikisini gönderelim, şu ikisi kalsın. Detayın çok yavaş. Hecarim için muhteşem bir spell tabi de. Hecarim'e daha var. Hecarim'e gelene kadar bu adam bizi parampinçuk edebilir. Pinçuk. Devam. Allah aşkına şu turda elinden bir şey düşmesin de elinden çalayım bir Vengeance. Ha nasıl fikir? Gel anlaşalım. Hiçbir şey düşme bu tur. Temizinden bir spell araklayayım ben. Yolumuza bakalım. Biz de işçiyiz emekçiyiz be Bron. Sen kötü bir insansın. Seni sevmiyorum. Gölgedalar da geber. 3 manada yapacak bir şeyimiz yok. Aa, şey. Bir Vanguard'ımız var. Gel bakalım Vengo. Tıklayamadım be. Şimdi ikisiyle de saldırır mısın? Saldır saldır. Saldır. Sen gerçek bir adamsın be. Hayır hayır onda da saldır. Ya onda saldırmana gerek yok. Tamam önemli değil o. Temiz iş. Çektik mi spell'i? Çektik mi spell'i? Şununla hemen şunu öldüreceğiz. Tur bize geçince de hiç vakit kaybetmeden saldıracağız. Ama gene o çirkin büyüyü atarsa bir canı var bu sevgili küçük hırsızımızın. O yüzden hemen cicik ölür. Bu da bizi üzer. Hadi oğlum çalarsın. Şşt. Sana güveniyorum ya. Sen hırsızların kralısın be. Çal oğlum. Üçüm benim. Vengeance. Olur 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 olur. Olur olur. Örümcekleri öldürmek için güzel kart. Olur. Kabulüm. Devam. Ama bir Ruination falan çalaydık var ya. Üf. Tadından ne yenmezdi be. Bu kart bir standalone'u hak etti anlaşılan. Gel bakalım. Sana bir artı 3 artı 3 verelim. Buyursunlar gelsinler. Kendine güvenen şöyle gelsin. Bıraksın adı böyle gelsin. Şöyle olsun bir şeyler olsun. Ben bunu da öldüreceğim ya. O zaman şöyle yapalım. Niye öyle yapıyoruz ki? Değil mi? Tamam. Şey oynayacak muhtemelen birazdan. O yüzden öldürüyorum aslında. Kartı öldürmemdeki en büyük sebep şey. Black Spear atacak şimdi. Çok yüksek ihtimal. Çünkü elinde Black Spear olmayan bir gölge adalar destesi. Düşünemiyorum bile. Düşünebiliyormuş. Çok ilginç. O zaman var mı bir Ruination bir Vengeance? Vengeance Ruination. Olur. Olur. Gayet güzel. Olur. Kabulüm. Gel bakalım Lux. Seni detainleyeceğiz. Detainlendin küçük dostum. Geçelim. Aa, şey purify'layı da biliriz bu arada. Purify'layıp can çalmasını düşürebiliriz ama 3 can çalacak. Yani 3 de can çalsa mı acaba? Acısak mı kendisine? Arkadaşın. Biraz düşünmeye ihtiyacım var gibi şu anda. Sen şöyle bir takaslan. Rakibin hain planları var. O planları görmem lazım. Şu anda mana harcayamam. Tamam. Devamını görelim hocam. Var senin elinde bir şeyler. Çıkar onları çıkar. Dökül. Tam olarak bundan bahsediyorduk. Tam olarak bundan bahsediyorduk hocam.
Ben onu alabilir miyim? Hocam ben Ekarim'i bir alabilir miyim? Bir şey konuşacağım kendisiyle. Güzel. Güzel. Purify atarsak bu arada şu anda rakibin kartına şey yapabiliriz. Evet. Purify'ı gönderiyoruz. Final Spark yaratıyoruz. Final Spark'la kesiyoruz. Bir sonraki tur Lux'la direkt saldırıyoruz. Ayrıca Lux'ın ultisinin overwhelm olduğunu unutmamak lazım. Bu yüzden Nexus'a da 3 hasar vurabileceğiz. Gönder. Bu işin içinde tek bir sıkıntı var. 2 tane Black Spear çıkarırsa elinden. Gerçi az önce bir tane bulamayan adam şu anda 2 tane bulmuş olamaz değil mi? Olamaz, olamaz. Şu 2 Black Spear çıkarırsa Lux'a, rakibe bedavadan Ekarim vermiş oluyoruz çünkü. Şu 1. Senin ikincisi çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz abi. Az önce bir taneyi çıkaramadın. Saldır oğlum Lux. Saldır kuzum. Vengeance. Grasp. Güzel. Bariyerimiz var. Gönder. Temizinden 5 manasını da harcadırmış oldu böylece. Böylece Vengeance da atamaz. Güzel. Temiz. Vur babacım. Bu kart bu arada Drain arkadaşlar. Yani bariyer verdiğimde 7 hasardı önlediğim için, büyünün verdiği hasarı önlediğim için büyü otomatik olarak can da çekemiyor. Drain özelliği bu. Şimdi biz Lux şeyden, bu sevgili dostumuzdan bir yudum alsak. Bir dakika. Lux'ın level şey yapmasına hiç gerek yok resp harcamaya. Şunu oynayalım. Final Spark'ımızı elimize alalım. Final Spark'la öldürelim. Niye durduk yere grasp'imizi boş harcıyoruz ki? Gönder hocam. Kendi kartını öldür. Yok. Cız. Cızbız köfte. Devam. Burası kazandığımızın şey midir? Vengeance. Oops. Keşke bu desteği bir yerlere deny sıkıştırabilsek ya. Ne kadar muhteşem olur anlatamam size. Peki. Kimler geliyor? Kaç kişi var? Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Rakip güzel bir savunma yaptı. Geçiyoruz. Geç, 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 geç. Onu saldır. Bir dakika. Wait, what? Lan saldırı bende zannediyorum ben. Bir dakika. Bir dakika. Durun. Hallediyoruz. Sen şuraya gel. Sen buraya gel. Sen bir bariyer al da önce. Kaç vuruyorsun hocam? 3 3 6 3 daha 9 12 15. Ama bunlar zaten ölecek. O yüzden şimdi harcamam lazım benim bu yeteneği. Şunu şununla indirelim. Şunu da şununla indirelim. Biraz gereksiz bir harcamış olduk ama çok da seçeneğimiz kalmadı. Gönder. Zaten bir sonraki tur elinden bir şey çıkmazsa Lux'ın Lux Nexo grup keser. Final Spark şu an işimize yarayacak son şey. Aa, adamın 3 can çekeceği gerçeğini unuttuk. Boş olmadı. Keşke rakip ünite düşebilse de Final Spark atsak. Hadi düş canı 1 olan bir şey düş. Belki gaflete düşür. Gaflete düşür. Nece konuşuyorum bazen ben de merak ediyorum. Şşt. Bir can olan bir şey düş be kardeş. Hele kardeş bir düş de görek be. Tam seni diyecektim. Heymar neredesin kuzum? Ah mı? Gelir gelmez öyle şey mi denir? Nasıl saygısız olmuş bu insanlar ya. Sen 5 mana elusin vermiyorsun değil mi? Ne veriyorsun? Quick attack veriyorsun. 2 manaya da tough veriyorsun. Sen benim işim elen bir şey vermiyorsun ya. Ama gene de alalım canım minyon. Minyon. Bu adam az önceki spell'den bir tane daha kullansa bittik bu arada. Farkındayız değil mi?
Gel bakalım quick attack. Ya rakibin 10 manası var, beni çok tedirgin ediyor. Bir ruination mı patlar acaba rakipten? Bu adamda ruination olabilir ya. Vallahi olabilir. Rakipten direkt Hecarim geldi. Vay canına. Sayın seyirciler. Şuna purify atıp bir taret daha yaratmam lazım ki birazdan savunabileyim. Çünkü saldırmayacağım şu anda. Final Spark yaratacağımız gerçeğini unutmuştum. İşin rengi şu an değişebilir. Bir saniye. Bir saniye. 5-1 bloklasa 5-6. 2 daha 8. Ne geldi? Okey. Adamın kafa çalıştı. Şunu indirelim. Okey, saldırma olayımız tamamen iptal oldu. Bu Spectral Rider'lar sayesinde. O yüzden rakibin saldırmasını bekleyeceğiz. Challenger kart bizi tutar mı? Yok. Mümkün değil. Tamam. Yapacak bir şey yok. Rakipte dediğim gibi o spell varsa işler çok sıkıntı, onu söyleyeyim. Sen saldır, saldırmasana. Ben önce bir progress day basayım. Az bir bekleteceğim seni. Seni az bir bekleteceğim hocam. Bir progress atayım ben. Beni alacağım, göreyim. Hiç. Hoca bir hiç. Tamam. Gençler siz şöyle bloklayın. 5-1 ile sen de yıkarım blokla. Tamam. Büyürsünler. 4 hasarı yiyebiliriz. Dash değiliz ya. Değil mi? Sana bir Final Spark. Sen bir Final Spark hak ettin ha Hakerim. Allah hak ettin. Sen biraz yaramazlıklar yaptın. Final Spark hak ettin sen. Ne yapacaktı da vazgeçti? Çok merak ettim. 0 mana. Güzel. Challenger iyi. Birazdan bloklayacak şey seçeriz. Rakibin şu hamlesini... Hiçbir şey yapamadık. Kötü oldu. Sen bir Challenger gel bakayım. Hala halledebiliriz. Sen gel. Sen de gel. Tamam. Şimdi bir sonraki tur acaba top deck'ten önemli bir kart çekebilir mi? Beni tedirgin eden şey o. Yoksa biz senin Vanguard oynasak, Vanguard oynamayı da bırak, manamızı fırlatsak yakarım falan. Riskli işler bunlar, boş ver. Sen kimi çek biliyor musun Koçero? Sen şunu çek. Rakip bir şey feda etmek istiyorsa yakarım etsin. Gönder. 8-8 Avengers gelirse üzer. Çok üzer hem de. Şu anda da kazanıyoruz. Güzel. Wow. Bir ara bir zorladı ha. Şey var ya. Ephemeral yarattığı bütün strongest unitleri. O bir korkutma değil arkadaşlar. Bir tedirgin oldum. Kendimi kötü hissediyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoluk da benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı, şuraya bir yerlere yorum falan yazmayı unutmayın ha. Hadi bakayım.